karşısından geliyoruz. Kültür ve dil ödevimiz için. Öncelikle bu mesleğe ne zaman başladınız? Bu mesleğe benim 3 sanatı zamanlarımda boşta kaldığım zaman babamdan sandık yaptım. Öyle gider öğrenmekten sonra. Emekli olduktan sonra boşluk zamanlarını geçirmek için. Evet. Ne kadar zamandır bu mesleği yapıyorsunuz? Burada Giresun'da emekli olduktan sonra yaklaşık 10-12 yıl üstündeyim. Peki gençlere bu mesleği önerir misiniz? Yok, okumalarını. Bak benim 3 tane çocuk, üniversite mezunu, öğretmen var, subay var, işimde çalışan kızım var. Önce okuyacak. Mesela tam şey yapmıyor. Ama yani, boşta kaldıkları zaman yaz saatleri ne yapabilirler? Evet. Geçimler nasıl peki? Yani efendim? Ekmeğimi çıkardım. Ekmeğinizi çıkarıyorsunuz. Hani gençlere önermemenizin sebebi ne? Okumaları okuyacak. Sadece okumaları istediğiniz için. Okuyacak. Okumak evet. Çok önemli. Okumak çok önemli. Evet. Tahsilli olması. Bu meslek önemli. İçin de zaten el yatkınlığı da önemli değil tabii mi? Tabii ki. Vallahi emekli olduktan sonra çocuklukta da elim yatkın olduğu için bunu seçtim. Yani. Peki bu mesleğin zorlukları neler? Zorlukları. Bazı insanlar çok ters. Bu adamlar itiraz ederler. Beğenmezler. Bazı kapısalar var. Onlara da anlayışlı karşılıyor. Ne yapıyor? Elbette işiniz dolayısıyla. Bu mesleği seçmediyseniz, yani seçmeseydiniz hangi mesleği yapardınız peki? Vallahi benim için esas emekli olduğum mesleğim, mesleğim sebzeciliği. Onda marketler çektiği için. Evet, biz de öyle kapattık bana zaten. Aynen. Marketler çıktığı için 45 sene yaptım ben market. Benim babam da öyle. Evet. Bu mesleği yaparken halktan beklentiniz nelerdir? Saygı, sevgi, itimat. İtimat etmeyen adam bir daha buraya gelmez. Anladım. Meslek hayatınızda başınızdan geçen en iyi olayı bize anlatır mısınız? Vallahi çok güzel insanlar tanıdım sizin gibi. Çok teşekkür ederiz. Güzel insanlar tanıdım, çevrem oldu. Çok bana itimat sağladılar. Mesela benim burada milletvekilinde arkadaşlarım var burada buracımda. Şimdi hala görüştüğüm arkadaşlarım var. Şimdi telefon alsam bana alı derler. Mesleğinizde ilerlemek mümkün müdür? Şimdi 65 yaşından sonra ne gidecek şimdi? Bundan sonra. Ben sen olmasaydın çoktan kapattım. Ya, evet, saat 4:30'da doğru eve gidiyoruz. Peki, isminizi öğrenebilir miyim? Ben tanıştığıma çok memnun oldum. Nasıl kılıçlar? Çok memnun oldum tanıştığımda. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İngilizce de sürekli geliyorum.